Merhaba arkadaşlar. Hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere siyahlarla uygulayabileceğiniz bazı açılış tuzakları göstereceğim. Daha önceden beyazlarla birkaç tane göstermiştim. Bu dersimizde de ikinci bölümü devam ettiriyoruz açılış tuzaklarında. Hemen örneklerimize başlayalım. Beyazlar oyuna E4 ile başlıyor, merkezi alarak. Biz de tabii ki benzer cevabı verebiliriz. E5 ile merkezi alabiliriz. Beyazlar gelişim hamlesi olarak at 3 en çok tercih edilen gelişim hamlesini oynuyor ve E5'e baskı kuruyor. Biz de a6 hamlesi ile E5'e gelen saldırıyı savunuyoruz. Beyazlar fil b5 gelişim hamlesini seçerek İspanyol açılışına girmiş oluyor. Burada a6 ile devam edebiliriz ki a6 hamlesi ana devam yoludur. Yani en çok tercih edilen hamledir. Birçoğumuz burada şu yanılgıya düşebilir ama öğretmenim At E5 piyonuna saldırmıştı. Biz de atımızı çıkarak onu korumuştuk. Şimdi beyazlar koruyan taşı yok et. Ödülü buradan hak et yapamaz mı? Bakalım yapabiliyor mu? Fil C6 aldığında siyahların iki seçeneği var. B piyonu ile almak ya da D piyonu ile almak. Ama D piyonu ile almak daha doğru. Çünkü hem vezirin hem de filin önü açılıyor. Gelişim süratli bir şekilde devam ediyor. Şimdi beyazlar Korumasız kalan merkezi piyonu alırsa Siyahlar piyonunu Vezir D4 hamlesiyle geri alır. İspanyol açılışındaki bu fikir çokça bilinir arkadaşlar. Beyazlar atını kaçmak durumunda e, eline bir şey geçmiyor. Çünkü Siyahlar E4'ten piyonu alacak. Beyazlar Vezir'i önüne getirecek. Vezirlerin değişiminden sonra da Beyaz'ın beyaz olma avantajı ilk hamle üstünlüğü sona erecek. Eli boş kalacak. Dolayısıyla... Koreyanı yok et, ödülü hak et durumu söz konusu değil. Beyazın fili a4'e çekerek c6'daki gerilimi ve bağlantılı olarak e5 üzerindeki gerilimi sürdürmesi, baskıyı sürdürmesi daha çok tercih edilmektedir. Burada siyahlar d6 hamlesini oynamış. Aslında daha çok tercih edilen hamle at f6 gelişim hamlesidir. Sonra fil e7, rok ile devam edilebilir. D6 hamlesine beyazlar da Rok yaparak devam edebilirdi. Atını c3'e çıkarak devam edebilirdi. Ama d4 güçlü hamlesinin de, de devam edebilirdi ki. Oyunumuzda bunu tercih ediyor beyazlar. Hem e5 üzerindeki baskıyı arttırmak. Hem de açmazdaki ata saldırabilmek için. Burada si siyatlar b5 ile filin açmaz konumunu bozuyor. Ve tabii ki file de saldırı düzenliyor. filde de B3 b3'e kaçmak durumunda. Ve şimdi burada siyatlar. D4'teki piyonu at ile alıyor. Beyazlar da tabii ki at ile alıyor. Siyahlar da piyonuyla alıyor ki zararlı çıkmamak için bu taş değişiminden. Fakat beyazlar vezirle bu piyonu alamıyor, almamalı. Alırsa siyahların tuzağına düşer arkadaşlar. Burada C3 ile devam edebilir oyuna beyazlar. Ya da burada farklı hamleler de var. Filde 5 tarzı ya da A4 tarzı hamleler de var. Peki öğretmenim Vezir D4 alırsa ne var? Hemen göstereyim. Siyahlar C5 sürpriz piyon hamlesini yapıyor. Vezire saldırıyor. Ama esas amacı piyonu bir kare daha ilerletip fili sıkıştırmak arkadaşlar. Dolayısıyla filin sıkışması söz konusu olduğu için Beyazlar hemen Vezir'e D5'e gelip Vezir fil işbirliğiyle hem mat hem de kaleyi istiyor. Eğer Siyahlar C4 ile fili sıkıştırmaya kalkarsa kaleyi kaybedecek. Ama siyahlar burada fil e6 hamlesini oynuyor. Hem fille vezire saldırıp feydi ulaşımı kapattı. Hem de vezirin kaleye olan yolunu açtı. Kaleyi koruma altına aldı. Siyahlar fil e6 oynadıktan sonra beyazlar vezir c6 şah çekebilir. Buna veziri kapatamaz yoksa kale korumasız kalır. Fili tekrar d diye geliyor. Siyahlar vezire saldırıyor. Vezir tekrar geri gidip öğretmenim mat isterse ne oluyor? Artık C4 ile fil sıkışıyor. Değişen ne oldu? Değişen şey vezirin kaleyi koruyor olması. Fil sıkıştığı için zararı en aza indirmek adına iki piyona kendisini feda etmeli. Ama siyahlar taş önde kaldı. Galibiyete yaklaştı arkadaşlar. Bir başka örnek karşınızda olacak. Bu sefer de Vezirin önündeki ile başlayan bir oyun. Vezir Gambit'inden bir örnek vereceğim. Beyazlar D4 ile oyuna başlıyor. Siyahlar D5 oynuyor. Ve beyazlar C4 hamlesi ile devam ediyor. Vezir Gambit'i diye adlandırılan açılışa girmiş olduk. Gambit açılışta yapılan taş fedasıydı. Daha çok piyon feda edilir. Karşılığında merkezin kontrolü ve hızlı gelişim alınır. Dolayısıyla gambitleri kabul etmek tehlikelidir. Çünkü o piyonun karşılığını rakip illaki alır ve Vezir Gambiti'nde bu piyonu da biz buradan alsak da sonrasında beyazlar o piyonu saldırarak kolayca alabiliyor arkadaşlar. O yüzden hani bu gambit e, hiç kabul edilmemesi daha doğru olur. Siyahlar da bu yüzden E6 oynayarak eğer beyazlar piyonla piyonu alırsa ben de piyonla piyonu alırım. Merkez karelerinde piyon bulundururum diyor. Beyazlar at C3 gelişim hamlesini yapıyor. Siyahlar da at F6 gelişim hamlesini tercih ediyor. Beyazlar fil G5 gelerek atı açmazı alarak gelişimini sürdürüyor ve burada siyahlar atını D7 karesinden oyuna giriyor. Atın D7 karesinden oyuna girmesiyle ilgili bir dipnot. Arkadaşlar E4 dışında başlayan açılışlarda, yani şahın önündeki dışında başlayan açılışlarda C piyonlarını merkez mücadelesinde kullanmanız gerekir. Bu yüzden atın normal gelişim karesi C6 karesi değildir. C6 karesine gelirseniz C piyonunu kullanamazsınız. Çoğunlukla atın gelişim karesi D7 karesidir. C piyonunu serbest bırakmak için. Tabii ki önce gelişimin tamamlayacak siyahlar. Filini çıkacak, rokunu yapacak ve belki de diğer filini kanattan çıkacak. Sonra cebe sürecek. Ama C piyonunu mutlaka kullanmanız gerekecek. Bu yüzden atın D7 karesine den yani gelişim göstermesi sizleri şaşırtmasın. Ama şu açıdan açıdan şaşırtabilir ve atın d'ye gelmesi d5'teki korumayı engelledi. Vezir artık d5'i koruyamıyor. At da açmazda olduğu için koruyamıyor ve beyazlar c 5 alabilir. Siyahlar e 5 almak zorunda ve beyazlar korumasız kalan d5 piyonunu alırsa çok ünlü bir tuzağa düşer. Ataçmazda olduğu için alamıyor gibi düşündü beyazlar ama sürpriz bir şekilde siyahlar atla atı alıyor. Öğretmenim nasıl olur o iş? Fil alır buradan veziri. Fil veziri alınca da sürpriz bir hamle var. Siyahlar filiyle şah çekiyor arkadaşlar. Beyazlar bu şahı engellemek için vezirini kapatmak zorunda. Ve tabii ki siyahlar veziri alacak. Tekrar şah çekecek. Şah artık fili alabilir koruması olmadığı için ve son son olarak da siyahlar D8'deki fili alıyor ve taşları saydığınızda beyazların 3 hafif taşına karşılık siyahların 2 hafif taşı kaldığını görüyorsunuz. Piyonlarda da e, beyazların bir piyon fazlalığı var. Yani beyazın atına karşılık e, şey siyahın atına karşılık beyazlarda bir piyon var. Dolayısıyla taş önde kaldı siyatlar. Geri geliyoruz. Bu oyunun içerisinde sizlere bir tuzak daha göstereceğim. Diyelim ki beyazlar bu tuzağı biliyor ve e3 ile filinin gelişimini sürdürüyor. Ya da at f3 oynayarak atının gelişimini sürdürüyor. Atı, atı oynar ya da piyonu sürerse zaten siyahların tuzağı sona erer. Neden sona erer? Hatırlarsanız en son fili şah çektiğinde vezir kapatmak zorunda kalıyordu. Artık atı kapatabileceği için vezirini kaybetmeyecek beyazlar ya da atı geliştirmek yerine e3 sürmüş olsaydı yine fil 4 en son şah çektiğimizde şah e2'den kaçabilecekti. Veziri vermek zorunda kalmayacaktı beyazlar. Dolayısıyla siyahların kurduğu bu tuzak sadece bir hamlede geçerli. Şu an bozuldu ve şu an d5 piyonu istekte. d5 piyonu almak istiyor beyazlar. Siyahlar burada c6 ile devam edebilir ve Cambridge Springs savunmasına girebilir. Burada fil e2 ile de devam edebilirdi. Fil e2 rok ile de devam edebilirdi. Şu şekilde ama C6'yı ben size göstereceğim. C6 hamlesinden sonra beyazlar E3 ile filinin önünü açarak gelişimini sürdürüyor ve Cambridge Spring devam yolu olan vezir A5. Vezir sürpriz bir şekilde oyuna giriyor ve buradan bir açmaz oluşturuyor. Birazdan da açmaza filini B4'e gelerek hatta atını E4'e gelerek ...baskı üretecek. Baskısını, saldırısını arttıracak. Beyazlar fil D3 gelerek gelişime devam ederse... ...bakın başına neler gelecek. Siyahlar C3'teki açmaza saldırmak için... ...atını E4'e geliyor. Ve atını E4'e geldiğinde... ...sadece C3'e saldırmıyor. Şu an C3'e iki saldırısı... ...Beyazlar'ın bir koruması var. Beyazlar burada... ...Vezir C2 gelerek C3'ü koruduğunu... ...düşünebilir... Ama at aynı zamanda G5'e de saldırıyordu. Öğretmenim onu koruyan var dediğinizi duyar gibiyim. Fakat bakın at G5. Beyazlar da at G5 aldıktan sonra işte Vezir A5'in gücü sadece bu çaprazda değildi. Yataydan da saldırısı var. Ve burada siyahlar DC4 alarak açarak çifte saldırı yapıyor. Hem piyon file saldırıyor hem de vezir ata saldırıyor. İki taşı birden koruyamayacak beyazlar ve taş kaybedecek. Bu da Cambridge Springs devam yolunun ünlü tuzağıydı arkadaşlar. Fil bu piyonu alsın diyelim. Vezir de atı alacak ve siyahlar bir taş önde kalacak. Bu tuzakları bilmeniz, öğrenmeniz çok önemli. Çünkü bu tuzaklar oyunlarda en sık karşılaşılan tuzaklar. E, açılış tuzaklarının devamını getireceğim. Sizlere aşama aşama kademe kademe kolaydan zora doğru oluşan ve pratikte oyunlarda en çok çıkan açılış tuzaklarını göstermeye çalışacağım. Bu çalışmamız böyleydi. Başka bir derste görüşmek üzere hoşça kalın. Mutlu kalın arkadaşlar.